Sağlık Bakanlığı tarafından kimsesiz ve bakıma muhtaç hastaların hastanede kaldıkları süre içerisinde kişisel ihtiyaçlarının giderilmesi ve tedavi süresindeki problemlerin çözülmesi için hastane içi ve hastane dışı ihtiyaçlarını sağlayacak ve refakat edecek personel görevlendirilmesi için çalışma başlatıldığını bildirdi. <laughs> Muğla İl Sağlık Müdürü Doktor Cihan Tekin yaptığı yazılı açıklamada konuyla ilgili olarak çalışmalara başladıklarını belirterek şu ifadelere yer verdi. Ülkemizde son dönemde hastanelerimize başvuran kimsesiz hasta sayısının artış göstermesi ve bu kişilerin hastanede bakımlarıyla ilgili çeşitli sorunların ortaya çıkması nedeniyle Sağlık Bakanlığı tarafından kimsesiz ve bakıma muhtaç hastaların hastanede kaldıkları süre içerisinde kişisel ihtiyaçlarının giderilmesi, tedavi süresindeki problemlerin çözülmesi ve bu hastaların kaliteli bir sağlık hizmeti alabilmesi için hastane içi ve hastane dışı ihtiyaçlarını sağlayacak ve her türlü işlemlerinde hastaya refakat edecek görevli bir personelin hasta bakım personeli olarak görevlendirilmesi hususunda talimat verildi. Bu doğrultuda ilimiz merkez ve ilçelerinde hizmet veren devlet hastanelerinde de kimsesiz olduğu tespit edilen bakıma muhtaç hastalara refakatçi olarak personel görevlendirilmesi uygulanması amacıyla çalışmalar yürütülmekte olup İlk uygulamaya beyin ve sinir cerrahisi servisinde yatmakta olan Mehmet Özdemir'in tedavisi sırasında refakat etmek üzere hasta bakım personeli görevlendirilmesiyle ilimiz Muğla Üniversitesi ve Eğitim Araştırma Hastanesi'nde başlanmıştır. İlimizde verilmekte olan sağlık hizmetlerinin yeni uygulamalarla her geçen gün daha etkin, daha verimli ve kaliteli olması için tüm sağlık kurum ve kuruluşlarımızla birlikte en iyi hizmet anlayışıyla çalışmalarımız devam etmektedir dedi.